Dünyaca ünlü Kolombiyalı resim ve heykel sanatçısı Fernando Botero'nun milyonlarca euro değerindeki eserleri çağdaş sanatın temel taşı olarak görülüyor. Botero'nun Spotella'da açılan sergisinde sanatçının alçıdan olan çalışmaları ilk kez gösteriliyor. Sanatçı Euronews'a verdiği röportajda eserleri ve ülkesi Kolombiya hakkında bakın neler anlattı. Fernando Botero, gracias por estar con nosotros. Un placer. Sizi bronz çalışmalarınızla tanıyoruz. Ancak bu sefer Spotella'da alçıdan yapılmış çalışmalarınız var. Neden? Bronz eserlerden oluşan bir sergi açmak çok kolay değil. Çünkü bu eserlerin birçoğu özel koleksiyonlara ait. Bir sanatçı heykeller üzerine çalışırken alçı modelini daha çok kullanır. Alçı, heykelin ana iskeletidir. Alçı parlayan, asil ve güzel bir materyal. Bu koleksiyonun tamamı benim burada İtalya'daki stüdyomda bulunuyor. Spoleto ise bana harika yeri sağladı. Bu festivalde 50 çalışmam sergileniyor. İlham kaynağınız nedir? Nereden ilham aldığımı söylemek çok kolay değil. Başlarda sadece bir fikirdi. Yuvarlak biçimde şeyler yapmak istiyordum. Ancak zamanla İtalya'ya yaptığım seyahatler, Giotto, Masaccio, Piero della Francesca gibi sanatçılar resimlerdeki derinliğin önemini fark etmemi sağladı. Çalışmalarım birçok farklı kaynaktan besleniyor. Etrusk sanatından, çağdaş sanattan, Kolombiya sanatından, hepsinin bir karışımı diyebiliriz. Sanatçının zihninde hazırladığı bir tür kokteyl gibi. Sonunda birisi sizin çalışmanıza bakınca aklına tek bir isim geliyor ve bu Botero'nun eseri diyor. Bu benim eserim oluyor. Ama elbette çalışmayı detaylı inceleyen biri bunun aslında bir karışım olduğunu görebilir. Bir keresinde şişman kadın çizmiyorum demiştiniz. Peki çalışmalarınızdaki derinliğe ilgi nereden geliyor? Ben derinliğin, yani hacmin duygusal ve hareketli olduğuna inanıyorum. Bu hareket sanatta çok önemli bir devrim. Bir uçağın yüzeyi, uzay fikri, bunlar hep derinlik sayesinde. Benim yaptığım olağanüstü bir devrim. İlgi çekici şekiller ve derinlikle heyecanı yansıtmaya çalışırım. Bir sanat eserine baktığınız zaman sanatı düşleyebilmelisiniz. Ben tam da bu yüzden derinliğin aslında çizimlerin en önemli unsuru olduğuna inanıyorum. Resim bir keyif işi olmalı bence. Ama ben sizin bir resminizi ölen oğlunuza ithaf ettiğinizi hatırlıyorum. Bir çocuk ata biniyor ve atın gözlerinde derin bir üzüntü. Bir sanatçının başkalarının karşısına kendisiyle çıkması nasıl bir duygu? Bahsettiğiniz resim benim için çok önemli. O sanırsam hayatım boyunca yaptığım en önemli çalışma. Trafik kazasında ölen oğlum Pedrito'nun portresi. O korkunç kazadan sonra çizdiğim ilk resimdi. Kalbimi ve ruhumu kattığım bir resimdi. Benim ne olduğumu ve ne düşündüğümü çok iyi anlatan bir resimdi. Sanatta kendi stilini yaratmak zordur. Herkes kendini ve başkalarını eleştirir. Siz risk alma cesaretini nereden buldunuz? Şimdi neler çiziyorsam ilk zamanlarımda da öyle başladım. Herkesin soyut çizimler yaptığı dönemde onların aksine bir konuyu ele alan figüratif çizimlerle başladım.
İlk başlarda benim eserlerime kimse bakmıyordu. Ama inancımı kaybetmedim, korudum. Resim yapmanın öyle olması gerektiğine inandım. Ve ne mutlu bana ki bugün bu başarıyı elde ettim. Politik hayata da kayıtsız kalmıyorsunuz. Eserleriniz üzerinden politika yaptığınız oluyor mu? Böyle eserlerim var. Kolombiya'daki birçok şiddeti ele aldığım oldu. Birçok diktatörü çizdim. Latin Amerika'daki askeri cuntaları da. Herkes gibi ben de politikayla ilgiliyim. Öğrenmeye çalışıyorum ve bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Mesela fakir ülkelerden Avrupa'ya göç konusu. Bu çok çok üzücü. Bunlarla hep ilgileniyorum ve tabii ki çoğu zaman eserlerime de yansıtıyorum. Hayatınızın büyük bölümünü Kolombiya dışında geçirdiniz. Ülkenizle nasıl bir ilişkiniz var? İlişkilerim çok iyi. Orada bir atım da var. Yılda en az bir ayımı orada geçiriyorum. Ayrıca iki müzem de orada. Bogota ve Medellin. Benim kurduğum müzeler. Bu müzelerde yaklaşık 200 civarı eserim var. Bogota ve Medellin'deki bu müzeler benim hayatımdaki en büyük mutluluğum. Bunlar benim ülkem için yaptığım bence önemli şeyler. Şu sıralar hükümet ve FARC arasında devam eden barış süreci var. Sizin bu görüşmelerle ilgili fikriniz nedir? Ben olumlu bakıyorum. Umarım barış anlaşmasını imzalarlar. Bu ülke için çok önemli. Eğer bunu başarabilirlerse, ülke için ekonomik anlamda da çok büyük bir kazanım olur. Ancak tabii ki herkes de Kolombiya'nın iyiye gitmesini istemiyor. Bunu da söylememiz gerekiyor. Fernando Botero, gracias. Gracias.